Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar bir KVK'yı inceleyeceğiz. Bizim KVK'mızda şu anda zaten hareket olmadığı için en azından dedim bu ilk KVK'ları bir inceleyelim. İlk KVK'dan da bu ikinci KVK'sı muhtemelen savaşanların. Bu KVK'ları bir inceleyeyim dedim. Bir de özledik arkadaşlar. Biz de bu KVK'lardan geçtik tabii ki. Biz iki kere oynadık. Hatta ben üç kere oynadım bu KVK'yı. Şimdi bakalım 98. KVK'yı inceleyeceğim. Çünkü şu anda en sağlam savaşın döneceği ve birinci olan yer burası gördüğüm kadarıyla. Bu KVK'da arkadaşlar şöyle bir inceledim. Yani şöyle hafiften baktım kim müttefik kim değil. Çünkü çember kapıları daha yeni açılmış. Yani çok fazla olmamış. Bugün içinde açılmış. Gördüğüm kadarıyla sol köşedeki kırmızı, yeşil ve sağ köşedeki pembeler müttefik arkadaşlar. 3 tane müttefik olmuşlar. Üst tarafta da bu turkuaz ya 5 5'e 3 bir savaş. Diğer kalanlarda bir arada müttefikler arkadaşlar. Bu 3 kişiye karşı koalisyon oluşturmuşlar yani beraber. Burada gördüğüm kadarıyla ama o oluşturulan müttefikliklere rağmen maalesef zorlanıyorlar gibi duruyor. Yani bu üçlü müttefik biraz böyle itiyor yani karşı tarafı. 5 kişi oldukları halde. Burada bakın pembeler buraya kadar girmiş. Şurada da kırmızılar ortalara kadar ilerlemiş arkadaşlar. Hatta kırmızılar şuraya bir tane kale atmış yani bakın adamlar ortalarına kale atmışlar. Kale yanıyor ama gene de buraya kale atmakta başarı. Bu kadar adam sokmuşlar içeri. Şu anda direnç var gördüğümüz kadarıyla. Yani bayraklar yanmış ama tamir ediliyor. Şöyle bakalım. Tabii ki buradaki olay şu. Buradaki atılan kale arkadaşlar güzel eyvallah ama maalesef etrafa bayrak atacak yer kalmamış yani. Etraf komple düşman bayraklarıyla çevrili olduğu için sıkıntı yaşıyorlar büyük ihtimal. Ama şurada bir kale daha görüyoruz. Buna da bakalım ne durumda. Kale yanıyormuş, tamir etmişler. Burada demek ki bayağı sağlam savaşlar dönüyor. Burada da bakın burada tamir ediliyor. Büyük ihtimal yani iki kralın da zamanlarına göre savaşlar çetinleşiyor veya yavaşlıyor. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla bunlar muhtemelen Koreli herhalde. Koreliler bayağı baskın gelmiş arkadaşlar. Bakın burada kalabalıklar. Burada kalkanlar basılmış. Bu taraftaki klan biraz tüketilmiş gibi. Güçlerine bir bakalım. 6.2. Aslında kötü değiller güç olarak. Bu taraf biraz daha güçlüdür muhtemelen ama. 8.8. Evet tabii ki. Normalde 8.8'lik güçteki bu klana karşı 6.6'nın biraz şansı az arkadaşlar. Öyle diyeyim. Çok direnemezsiniz. Yanınıza müttefik lazım ki şurada aslında mavilerin bir teması var ama maviler destek çıkamamışlar bir süre sonra herhalde onlar da. Mavilerin gücüne bakacağım. Aslında böyle daha savaş kopmamış ama bunlar da 6 küsür. Ama 2 tane 6'lık klan bir tane 8'lik klana karşı gelebilir. Yani ikisi beraber savaşırsa. Artı burada garip olan taraf pembeler de destek vermiş. Böyle çok müttefiklik olarak üçü de bayağı fazla klana sahip herhalde. Bakın burada yanıyor yani. Burada pembelerle beraber bir oldukları için hiç duramamışlar. Büyük ihtimal burayı süpürecekler arkadaşlar. Burada gene bir yeşillerin de bir desteği var. Yeşiller de buradan destek vermiş. Gördüğünüz üzere burayı da yavaş yavaş süpüreceklerdir. Ama burada bir tık böyle yeşiller bayraklar yanıyor ama yani 4.4 5.8'lik iki tane klanlar var. Ya yani burada tek bir bayrağı iki top saldırı ama 9.5 bunlar. Oo, bunlar sağlanmış. Aslında 9.5'luk bir klan var karşılarında. 9.5'luk klan biraz daha sert savaşması lazım. Buralarda ne durumlar? Evet asıl savaş burada yani. Evet iki tane büyük klan çarpışıyor burada da gördüğünüz gibi. Toplu saldırı olarak Edward tabi bu şu anda herhalde bu krallıklarda Attila Taket'e daha gelmemiş olabilir. Attila Taket'e herhalde daha gelmiş. Şu an daha yeni Edward Tom listeler herhalde. Sonrası Attila Taket olacak. Gördüğümüz kadarıyla şu anda dediğim gibi az kalmış. Bir dahaki KVK muhtemelen Attila Taket'e var olacak. Çünkü kesin Attila Taket'e görürdük olsaydı. Toplu saldırı olarak. Evet Martell'le savunuluyor. Güzel de savunuyorlar şu anda yani göründüğü kadarıyla. Ama diğer taraf baskın. Şu an iyi bastırıyorlar. Güzel bir alan savaşı da var. KVK'da. Ben şu an bu KVK'da her yerde savaş gördüm. Şöyle baktım. Her yerde bir savaş var arkadaşlar. Edward, Yi Seong'un aslında Martell arkasında Konstantin varmış. Konstantin olduğu için bir tık daha böyle dayanabiliyor.
Ama takviye gelmese tabii ki Edward Isengon'u eritir yani, her türlü eritir. Ve svarmlamaya başladı bayrağı adam. Çılgınlar gene buralarda da var arkadaşlar. Para yatıran çılgınlar her yerde. Şimdi bu bayrağı svarmlamak da herkesin harcı değil. Orada ölü veriyorsunuz bayağı çünkü. Bir de martel var içeride. Martelin biliyorsunuz karşı saldırı hasarı yüksek. Mesela vuran adam şu an 1K 1K damage yiyor. Ve top saldırıya karşı bir karşı top saldırı gene Edward Isengon görüyorum burada. Özlemişiz ya action'ı. Vallahi özlemişiz. Biz yani geçen KVK, bundan önce KVK'da pek bir şey yaşayamadık. Biz bu KVK'da deneme KVK'sı diye eşleştirmeler saçma sapan oldu. Ama şu an görüyoruz ki güzel savaşlar sürüyor diğer KVK'larda. Evet, burada maalesef sıvarmlamak bile işe yaramadı. Takviye geldiği sürece zaten şansınız yok. Burada devam edecektir. Burada güzel bir savaş var. Burayı geçelim şimdi. Başka güzel savaşların döndüğü yerler var mı? Oralara bakalım. Yakın temas olarak şu uç taraf var. Burada ne durumda? Savaş. Büyük ihtimal bunlar genelde kalkan basanlar falan var. Acaba dedim geceye mi denk geliyor onlarda? Kaleler falan yanmış. Şu anda yanan kaleler tamir edilip sonra bu taraf atağa geçmiş. İki tarafta böyle kolay kolay bırakacak gibi durmuyor. Bakın bunlar da Koreliler bayağı sağlam arkadaşlar. Kırmızılar. Yani Koreliler kırmızı oluyor herhalde. Bayağı sağlamlar. Belki bunlar da Korelidir pembelerde. Yani şu anda burada yardım etmeye gelmişler müttefiklerin ama yetersiz kalıyor. Turkuazlar ve maviler 3'e 1 savaşıyor. 3'e 2 savaşıyorlar burada aslında bu kanatta. Bir turuncular da gelmiş ama turuncuların falan kale atması lazım destek alması için. Burada rahatlar. Bu taraf bu zonu biraz daha kapatmışlar ama burada da gene bindiren bir pembeler var arkadaşlar. Pembeler zaten anlamadım çünkü hem buraya yardım edebiliyorlar hem de burada savaşabiliyorlar ki burada pembeler 1'e 3 gibi bir şey atıyor yani. Sarılar, turuncular, morlara karşı. Burada yakmışlar bayrağı gidiyorlar bakın. Yine güç olarak 6.6. Genelde 6'lık klanlar çok var. Buradaki muhtemelen daha güçlüdür ama. 9.6 arkadaşlar güçlü. Ya 9.6'lık bir birlik, 6 küsürlük bir birliği her türlü yer arkadaşlar. O bir gerçek. Yani inanılmaz bir güç farkı demek. Burada güzel bir savaş dönüyor herhalde. Buradaki güç şeyine bakalım. 6.2'ye 4.9. Yani normalde turuncuların burada bunları dövmesi gerekiyor ama maalesef daha henüz pek bir sonuç alamamışlar gibi duruyor. Yani burayı yakmışlar. Muhtemelen bu KVK'nın savaşı bayağı uzun sürecek. Güzel bir KVK gibi duruyor. Çünkü 3'e 5'lik bir savaş. Muhtemelen 3 kişilik olan KVK'daki 3 kişilik olan taraf bayağı güçlü birliklere sahip. Yani karşı tarafta 5 kişiler ama 5 kişi oldukları halde zorlanan taraf onlar yani. Normalde mesela değil, çember zonlarına baktığımızda yani pembeler burayı direktmen almış ve şu gördüğünüz kalelere baktığımızda pembelerde kaç tane birlik var ya. Pembelerde bayağı birlik var. Şuradaki baktığımızda da burayı da garantiye almışlar yani. Kırmızılar, pembeler falan. Bu zonla şu zonu almışlar. Şu zonu da diğer taraf almış gibi duruyor şu anlık. Ama şu zonda sağlam bir savaş dönüyor. Bu zonda henüz kimin alacağı, kimin vereceği belli değil. Yani burada sağlam bir savaş var. Ama savaş böyle devam ederse büyük ihtimal bu belli de olmaz ama kırmızılar biraz daha baskın gelecek gibi. Çünkü kırmızılar sadece burada savaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Pembelerden de destek alıyorlar. Pembeler de tek başına bu tarafta savaşıyor. Hatta orada bir de yeşiller de var yani. Yeşiller ve kırmızılar bu taraftan bindiriyorlar. Artı pembelerden 2 tane birlik var burada. O birlikler de güçsüz değil herhalde. Onları da hemen bir inceleyelim şöyle. Onlar da öyle dandik birlik getirmemişler. Adamlar orada öbür tarafta da savaşıyor. Buraya da 8.6. Bakın arkadaşlar adamlar. İğne atsan yere düşmez misali. 4.6. Kötü değil. İki tarafta iyiler yani. Burada zaten ortaya almışlar. Yaka yaka gidiyorlar şu anda. Hani böyle devam ederse büyük ihtimalle pembeler ve kırmızılar burayı da alır böyle giderse eğer. Bir süre sonra zaten kırılma noktası vardır arkadaşlar savaşlarda. Bir taraf artık verdiği kayıplardan dolayı geri çekilmeye başlar. Ya şu an gözüken herhalde bir comeback dediğimiz yani geri dönüş olmazsa
Şu turkuaz ve maviler buradan çekilmek zorunda kalabilir. Ama kendi bu Hieron zonlarında tutabilirler belki. Bu tarafta. Ama şuradan emin değilim. Pembeler burayı yok ediyor gibi şu anda arkadaşlar. Pembeler buraya da girmişler bakın. Şu an pembelerin karşısında durabilen yok. Bir tane daha bir birlik daha var. 6.9'u da. Abi nasıl bir krallık bu ya? İmperium olabilir belki de. İmperium herhalde bu krallık. Pembeler. Çünkü böyle bir güç yok. Adamlarda hep böyle 8'lik 9'luk birlikler var. 6'lık. 3'lük. En kötüsü 4'lük gördük. 4000'lik. Buralar çok çok yaşlı krallıklar değil yani. Daha Atilla'sı, Takeda'sı çıkmamış krallıklar. Burayı tek başına pembe zaten bir dirençle karşılaşmamış pek fazla benim gördüğüm. Çünkü şurada falan bir bayraklar gözüküyor da. Direkten patlatmışlar yani. Hiç zorlanmamışlar bile. Ki ilerlemeye de devam ediyorlar. Hala daha tutabilen yok. Sarılar herhangi bir savaşa daha girmemişler. Sarılar destek vermiyor. Acaba sarılar düşman mı diyeceğim. Bakayım. Sarılar düşman değildir herhalde bunlar. Düşman mı? Bakalım. Evet. Sarılar da düşman. Evet. Şimdi çözüldü. Asıl 4'e 4'müş KVK meğer. Buradaki olay şimdi çözüldü. Ben diyorum ki Allah Allah sarılar hiçbir yerde savaşmıyor. Şu an 5'e 3'müş sandığım KVK 4'e 4 çıktı. Şu an sarılar anladığım kadarıyla müttefikti, hapsedilmişti. Karşı tarafla konuşmuşlar muhtemelen. Çember zonları açıldığında ben çıkarım gibi bir şey demişler herhalde. Ki yapmışlar da yani. Kapıda ne durumlar? Şimdi çözüldü olay. 4'e 4 bir KVK görüyoruz şu anda. Evet, güzel bir KVK'mız. Da bence şu an işler diğer taraf için hiç iyi gitmiyor. Sarıların olduğu krallık iyi gibi durumu. Yanlış görmüyorsam Isyon önde arkada İskender. İskender'i arkaya koyması değişik. Blokçu mu? Blokçu top saldırı. Herhalde sarılarda da çok çok fazla bir şey kalmamış yani böyle. Ama en azından oyalıyorlar yani. Sarılar burada baktığımız zaman en azından burada bir savaş cephe açmışlar. Ki bayağı da çıkmışlar dışarı yani. O fırsattan istifade. Gelip sıkmışlar. Muhtemelen burayı morlar kapatıyordum. Her yer morlarındı. Şu an morlar bitmiş arkadaşlar. Morlar bitmiş. Turuncular zaten pek bir gücü gözükmüyor. Morlar da hem burada pembeler hem sarılar bindirince bu zonda fazla dayanmaz ya o zaman. Sarılar da bundan da olsa bu zonda fazla dayanacağını düşünmüyorum. Yani bu KVK'yı büyük ihtimalle pembe, sarı, kırmızı ve yeşilin olduğu birlikler kazanacak gibi. Dörtlü bir ittifak, 4'e 4 güzel olmuş ya. En azından 4'e 4 bir KVK. İyi olmuş yani eşleşmeleri. Böyle sistem olarak. Ben ilk başta sarılar da dedim ki Allah Allah sarılar da bunlardan herhalde gibi düşündüm. Sonradan şu an şeyi bakınca fark ettim. Burada pembeler göre hiç sarı yok savaşan. Şöyle bir baktığımız zaman sonradan anlaşılıyor. Evet 4'e 4 güzel bir KVK. Savaşlar gördüğünüz gibi devam ediyor. Şurada herhangi bir savaş yok zaten. Buraya bindirememişler daha. Buraya muhtemelen pembeler yakında varır arkadaşlar. Pembeler yakında varır. Sarılar buradan da bindiriyor. Yol açıyorlar şu an. Sarılar eğer akıllık edip ilk savaşlarda buraya hani hapsedilmeden önce çok fazla kayıp vermedilerse KVK onlar için iyi diyebiliriz. Genellikle hep standart arkadaşlar. Edward önde, Yisyonk veya Elcid var mesela bunda da. Yisyonk genelde hatta fazla. Martel, Kons falan savunmada. Hep savunmada Martel'i kullanıyorlar. Ve geçemiyor şu an. Çok zorlanıyorlar. Takviye gelmesi lazım sürekli. Tabi Atilla Takeda geldiğinde bu işler biraz daha değişiyor arkadaşlar. Atilla Takeda bir tık daha sağlam oluyor. Vallahi güzel bir KVK, güzel bir savaş.
Ama dediğim gibi bir puşlanan taraf, zorlanan taraf belli. Yani bu iki tarafı kapatmışlar, burayı kapatmak üzereler. Buraya da büyük ihtimal sarıların yardımıyla, pembelerin de buradan bastırmasıyla girerler. Buraya girdikten sonra zaten burayı tutmaları da çok zor çünkü bir süre sonra buradan puşlayacaklar. 3 tane bir 3 tane şey olarak savaşıyorlar, krallık olarak savaşıyorlar bu tarafta. Orada sarılarla pembeler bir savaşıyorlar. Yani bitirmişler. Şu an ben turuncuları mesela çok şey görmedim. Turuncular nedense pek aktif değiller. Yani turuncular çok güçsüz mü kalmış acaba? Çok iyi değiller yani burada. Morlar gene iki taraflı savaştıkları için çok arada kalmışlar. Pembelerle morlar, pembelerle sarı arada sıkıştırmış. Burada da 3'e 2'lik bir savaş olduğu için turkuaz ve mavi bir süre sonra patlıyor arkadaşlar tabii ki otomatikman. Çok iyi durumda değiller yani gördüğümüz kadarıyla. Evet, güzel bir KVK oluyor. Şöyle bir inceleyeyim dedim. İnceledik, baktık. Belki bu KVK'da olan Türk oyuncularımız da vardır. Onlara da selam olsun buradan. Öyle diyerek videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. İlk KVK'da şöyle insan aslında özlüyor böyle baktığın zaman. Ama bu KVK'larda da çok fazla ihanet yaşanıyor arkadaşlar maalesef. Mesela bir anda sözünden dönmeler, verilen sözleri tutmamalar, sonra bir anda arkasından sırtından vurmalar, bilmem ne, egolar, bir sürü değişik şeyler. En güzel sevdiğim şey zaten ikinci KVK. Müttefikliği başta yapıyorsun. Hiç kimse birbirine arkadan bıçaklama bilmem ne gibi bir şey yapamıyor. Zaten 4'e 4 bir savaş oluyor aynı burada olduğu gibi. Şu anda da mesela 4'e 4 bir savaş var. Dengelerde genelde denk yani. Savaşan kazanıyor orayı. Evet, bu şekilde devam ediyor KVK. Kralın topraklarına pek kalmayacak savaş. Zaten ilk KVK'da ben hiç görmedim kralın topraklarına savaşın kaldığını. Genelde kralın topraklarına kalmadan bitti. Çok nadirdir yani kralın topraklarına kaldığı. Burada çünkü mesela şu kapıyı aldığın zaman burada mühür yok. Diğer KVK'larda o sistem var. Mesela buradan geçemiyorsun bu taraflara. En azından adama şans veriyor. Diyor ki kralın topraklarına kadar şansın var. İçeri doğru yavaş yavaş mühürler karkalarak gidebiliyorsunuz. Bir anda hemen içeri saldırıp adamları bitiremiyorsunuz. O yüzden bu KVK biraz daha hızlı bitiyor. Hızlı belli oluyor. Birinciler, kazananlar. Evet arkadaşlar. Böyle yorumladık. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.